Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'a nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Daha iyi olsun. İnşallah. Sağ olun. Galatasaray Spor Kulübümüzün kıymetli yöneticileri, çok değerli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle her birinizi, tüm sporcularımızı 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonluğunuz dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Spor kulübümüze destek olan, sahip çıkan, kulübün başarısı için emek sarf eden tüm taraftarlara tebriklerimi iletiyorum. Bu vesileyle liglerimizin tamamındaki futbolcularımız, spor kulüplerimiz, takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e yükselen takımlarımız başta olmak üzere bir üst lige çıkan tüm futbol kulüplerimizi de buradan sizlerin vasıtasıyla hasreten kutluyorum. 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen son genel kurulda yeniden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak seçilen Dursun Özbek Bey'e ve yönetimine başarılar temenni ediyorum. Bu sene gerçekten kıran kırana geçen oldukça rekabetçi bir lig yaşadık. Son haftaya kadar şampiyonluk yarışı devam etti. Galatasaray 102 puana ulaşarak ligi şampiyon olarak tamamlamakla kalmadı. Aynı zamanda bu puanla Süper Lig rekorunu da kırdı. Attığı 25 golle Mauro Icardi sezonun gol kralı oldu. Bir futbol sever olarak milletimize her açıdan zevkli, başarılı ve heyecan verici bir lig yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Her ne kadar futbol ile ön plana çıksa da Galatasaray sporun diğer branşlarında da başarılarıyla göz dolduran bir kulübümüzdür. Kadın futbol takımı, judo, su sporları, yelken, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, kürek ve teniste elde ettiği başarılarla Galatasaray Türkiye'nin en çok kupa kazanan spor kulübüdür. Tabii burada Galatasaray'ın bir başka yönünü vurgulamak gerekiyor. Türk futbolunun efsanevi ismi Ali Sami Yen, genç bir lise öğrencisiyken Galatasaray'ın gayesini şöyle ifade etmişti. Maksadımız bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Aradan geçen 119 senede Galatasaray kuruluş amacını hakkıyla yerine getirmeye çalıştı. Avrupa'da oynadığı müsabakalarda Galatasaray kendi camiasıyla birlikte tüm milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı. Bir UEFA Kupası ve bir UEFA Süper Kupası'nı ülkemize getiren Galatasaray, Ali Sami Bey'in belirlediği çizgide futbol oynadığını göstermiştir. Önümüzdeki yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın playoff aşamasını geçerek yeni lig formatında da başarılı olmasını bekliyoruz. Sizlere Avrupa serüveninizde muvaffakiyetler diliyorum. Önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek diğer kulüplerimize de başarılar temenni ediyorum. 24. kez lig şampiyonu olan Galatasaray'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Trablusgarp cephesinden Balkan Harbi'ne, Birinci Dünya Savaşı'ndan milli mücadeleye, vatan topraklarının dört bir yanında şehit düşen
isimlerini şükranla hatırlayacağımız Galatasaray şehitlerini rahmetle anıyorum. Bir kez daha her birinizi Süper Lig şampiyonluğunuzdan dolayı ayrı ayrı kutluyor. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarım, değerli hazırım, değerli vekillerim, hepinizi şahsım ve kulübüm adına şükranla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, nazik davetinizden dolayı size büyük bir teşekkür ediyorum. Tabii övgü dolu sözleriniz için de ayrıca bir kez teşekkür ederim. İki amacım var. Bunların bir kısmını daha önceki sizlerle yaptığım görüşmelerde de ifade etmiştim Şahin. Bunlardan bir tanesi sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek Sayın Cumhurbaşkanım. Dolayısıyla bunun için de çok büyük bir gayret içindeyiz. Çok büyük aşamalar kaydettik. Tabii çok çekişmeli bir gerçekten lig oldu. Çekişmeli olması da zaten güzelliğiydi. Ve bu güzelliği arkadaşlarımız bize yaşattığı için de onları ayrıca kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Kadınlarda Süper Lig'de şampiyon olduk biz. Evet. Ayrıca su topunda Avrupa şampiyonu olduk Sayın Cumhurbaşkanım. 4 tane kupa getirdim size. Bunlar özellikle su topundaki Avrupa'daki şampiyonluk çok önemli bir şampiyonluk. Avrupa şampiyonu olarak maşallah önemli bir şampiyonluk. Kadınlar Ligi giderek gelişiyor Sayın Cumhurbaşkanım'a, giderek ilgi artıyor. 3 sene evvel kurmuştuk bu takımı, bu sene şampiyon oldu. Ona da büyük ilgi gösteriyoruz ve çok başarılı bir sezon geçirdiler. 3 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanım, Kemerburgaz'da yeni yerleşkeyi yaptık. Çok modern, çok güzel. Antrenman tesisleri ve altyapının olabileceği çok güzel bir yer yaptık Sayın Cumhurbaşkanım. Neticede inşallah sezonu yeni yerimizde açacağız. Tesis eksikliğimizi de gideriyoruz bu arada. Hem basketbolda bir salon sözüm var. Nasipse bu sene kapalı salonu yapacağım. Voleybol, yüzme, judo. Bunların hepsinin bir araya geldiği bir proje uyguladım. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber. Dolayısıyla bu seneki hedefimiz buradaki birleşmeyi. Yani stadın hemen yanında zaten bu yer. Bunlar da burada olsun. Futbol antrenman tesislerimiz ve altyapı da zaten 5 kilometre ötede. Orada bir Galatasaray Vadisi gibi bir projemiz var. Bunu realize ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.